Bizim Yunus'un izi sıra dünyayı dolaşmaya devam ediyoruz. Londra'dayız. Ve Yunus'un çağrısı işte bu. Bundan başka bir şey değil aslında. Cambridge'de biz dersleri yürütüyoruz üniversitesi olarak 2018 yılından itibaren. Orada bu sene Osmanlıca talebe oldu. Ahmet abi, Soho'da buluşalım abi. Buluşalım. Hadi Soho'da buluşmaya gidelim. Kütüphanemiz yaklaşık 12 bin civarında eser var. Ahmet abiyi çağıracağım da korkuyorum kütüphaneyi hediye edeceksiniz diye. Yunus Emre ile beraber Türkçe din dili haline gelmiş. Yunus söylüyor bunu. Benim adım Chunxi, soyadım Zhao. 2 yıldır Yunus Emre Enstitüsü'nde Türkçe öğreniyorum. Burada çok seviyorum. Siz de gelin. Yunus Emre aşık olmuş. Maşuka derdinden ölmüş. Gerçek erin kapısında halim arz etmeye geldi. Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla hazırlanan Yunus'un İzinde başlıyor. Yunus der ki ey hoca, istersen var bin hacca, hepsinden eyice bir gönüle girmektir. Bizim Yunus'un izi sıra dünyayı dolaşmaya devam ediyoruz. Londra'dayız. Akşam keyifli bir program bizi bekliyor Allah nasip ederse. Yunus Emre'miz sözüyle, sözüne verilen canla var olmaya, bizi bizimle biliştirmeye, tanıştırmaya, kalbimizle, gönlümüzle, ötelerle tanıştırmaya devam ediyor ve Londra'dayız. Hemen arkamda görmüş olduğunuz sembol London Eye. Yani Londra'nın gözü diye ifade ediliyor. Çünkü o en üstlere kadar çıktığınız vakit düz bir şehir olması itibariyle 100 mil ötesine kadar seyredebildiğiniz ifade ediliyor. Beraber program vaktine kadar Londra'da neler var? Buckingham Sarayı'ndan Soho'ya, efendim oradan buraya pek çok yeri birlikte dolaşacağız inşallah. Bu seyahatte bize bir güzel adam eşlik ediyor. Ahmet Murat Özel. Hocam sizinle Londra'yı gezmek de bir başka keyif. Eyvallah, sağ olun. Gerçi sizinle dünyanın her yeri bir başka güzel. Evet, sağ olasın Serdar, eyvallah. Yani bizim ikinci günümüz değil mi bugün? Londra'nın bana böyle ilginç gelen tarafı şey oldu. Daha doğrusu İngiliz kültürünün hani biriktirme, muhafaza etme ve biraz da organize etme. Hani her şeyi biriktirebilecek bir kafa ve hepsini organize edip kendisine mal edebilecek bir kafa gibi duruyor. İşte göreceğiz bakalım, birkaç gün daha buradayız. Eyvallah. Zayi etmemişler abi. Yer yer üzülsek evet. De tam o dediğiniz evet. Biriktirmek, muhafaza evet. Etmek. Evet. Büyük Britanya'yı görüyorsunuz yani sokaklarında, tabii, caddelerinde. Katmanlar var. Böyle çok mesela çirkin yapı da görüyorsunuz ama hani çok iyi korunmuş bölgeler de var. Bu zon hani lar halinde bölmüşler burayı zaten. Koruma çabası, biriktirme, katmanlar oluşturma çabası çok kıymetli bence. Hani etkileyici. Eyvallah. Hani ilk defa geldim Londra'ya, etkileyici. Eyvallah. Haydi gidelim abi. Peki, eyvallah. Efendim hani meşhur bir ifade var buralarda. Soho'da buluşalım. Soho bir buluşma mekanı. Meeting Point. Çin Mahallesi. Arkada gördüğünüz kısım. Buradan devam edeceğiz. Sonra Ahmet Murat abiyle Soho'da buluşacağız. Ahmet abi, Soho'da buluşalım abi. Buluşalım. Hadi buluşalım. Soho'da buluşmaya gidelim. Tamam. Şimdi burası çok eski bir yer değilmiş. 1950'lerden itibaren canlanan bir yermiş. İnsan bir ürküyor Çin Mahallesi falan. Hani filmlerde kavgaların çıktığı, evet. Ortalığın karıştığı yerdir ya.
İşte bazı ülkelerde, şehirlerde Çin mahallesi daha böyle yeraltı hadisesine dönüşmüş. Burada tam tersine daha turistik, gösterişli bir yerin ortasında. Çok da böyle özellikli bir yer değil. Değil mi? Yani şu yukarıdaki şeyleri kaldırsan Çin mahallesinde olduğunu anlaşılmayacak. Otantik bir yani. Çin mahallesi değil. Şeyhim, bu gezmeler benim hoşuma gidiyor. Ya farklı ülke, farklı insanlar, farklı bir şey katıyor yani. Hiç gözün kapalı da gezsen, tabii. Sana kattığı bir şey var. Tabii. Yani dünya hakkında, hayat hakkındaki kavrayışın genişliyor bir anda. Hani o getto var ya, insanların evet. Sıkıştığı gettolar, oradan çıkmak, insan hakkında daha geniş bir yerden bakmak kıymetli yani. Dünyanın sandığın kadar büyük olmadığını fark ediyorsun. Evet, evet. Kendinin de sandığın kadar büyük olmadığını fark ediyorsun evet. Yani. Evet. Dünya küçük bir yer, ben daha küçük bir şeyim filan. Yani evet. Büyük bir şeyin parçasıyım ama küçücük bir şeyim. Evet, o şuuru değil mi derinleştiriyor. Ha, seyahat et, sıhhat bul tamam ama o seyahatin fazladan bir insana kattığı bir başka bir şeyler de var. Tefekküre de. Bu insanın nasıl gezdiğiyle alakalı mı abi? Yoksa sadece seyahat ediyor olmak yeter mi? Çünkü hani şunun için bazı tarihlerde, bazı meşreplerde seyahat de seyrisülükün bir parçası tabii, gibi. Tabii. Özellikle bu 9. 10. yüzyıldaki büyük sufiler hep yolculuk etmişler. Uzun yolculuklar yapmışlar. Bu yolculuklarda da itibar diye bir kelime kullanırlar. İtibar. Yani ibretle bakmak. İtibar aynı zamanda değerlendirme, yorumlama anlamına da gelir. Hani boş beleş gezmek yerine gördüklerini bir yere bağlamak. Hani sufilerin meşhur güzel bir sözü var ya. Her şey her şeye, her şey bir şeye bağlıdır diye. İşte her şeyin içindeyiz. Ama bu her şeyi bağlayabildiğim bir yer varsa o zaman doğrudan her şey anlam kazanmaya başlıyor. Bağlayamadığın takdirde atomize olmuş parçalar, birbirlerinden kopuk. Bağımsız, hiçbir yere bağlanmayan. Belki sadece zevke bağlanan, sadece duyuya bağlanan, sadece bedensel arzulara bağlanan bir amaçsız ve verimsiz bir seyahat ortaya çıkıyor. Aslında o itibar kelimesi önemli. Burada da usta mesela o seyahat, insan tek başına da çıksa meşrebi neyse ona göre bir lensle seyreder ama bir bilenle seyahat etmek de başka herhalde değil mi? Sadece caddeyi bilenden değil, seyahat etmeyi bilenle. Seyahat etmek. Tabii. Çünkü şöyle arkana bir art alan alıyorsun. Bu art alan sadece zevklerin ve maruz kalmak üzerine ise yorumlayamıyorsun. Ama art alanda bir yoruma yardımcı olacak bilgi varsa, mesela tarihsel bir bilgi varsa, sosyolojik bir bilgi varsa, dini bir art alan varsa, baktığın her şey düzenlenmeye başlıyor. Her şey bir şeye hizmet etmeye başlıyor. Hani görmekle bakmak arasındaki fark bu ya. Bakmak deyince şunu da taşı taşırmak. O da yani gidip baktığımız bir camiyi görmenin yol haritasını veren bir kitap oldu. Abi gönlüne sağlık, ömrüne bereket. İfade ben daha önce de söyledim, bayıldım ona. Yani cami yaptıracak param yoktu, ben de bu risaleyi yazdım. Okuru bol olsun, Allah tesirini versin inşallah. Mekanın ruhu diye bir tabiri biliyoruz, kullanıyoruz falan filan ama o mekanın ruhuyla neyi kastettiğimizin pek çoğumuz farkında değiliz. Değiliz, doğru. Ruhu olan bir mekan varsa Müslüman için burası camidir. Evet. Ama onunla tanışık değiliz. Çünkü çok yakınımızda. Bazen yakınlık bir mesafe de doğuruyor. Eyvallah. Aşinalık ve tanıdıklık aslında önümüze engeller çıkartıyor. Ev için de öyle, yakınlarımız için de öyle, kendimiz hakkında da öyle. Kendimiz bize bitişik bir şey, kendimiz dediğimiz şey bize bitişik bir şey ama En yabancımız. Yani nefsi tanımak olayın koptuğu yer. Nefs bize bu kadar yakın ve tanıdık olmasına rağmen onu tanımak için harcanan çabaya bakalım ya. Ne kadar değil mi? Büyük bir çaba. Riyazet, mücahede, muhasebe, murakabe falan diye bir sürü çabaya ihtiyaç var. Cami de böyle, ev de böyle, nefs de böyle. Sefillerin bir afişi, bir tür gösteri var herhalde. Tiyatro mu? Tiyatro olabilir. Simit Sarayımız. Eyvallah. Keza. Bir de abi sürekli var herhalde ya. Lezmi Sarayımız aşağıda yazmış ya. Sürekli onlar oynuyor herhalde burada.
Sefiller Tiyatrosu gibi. Evet, 100 büyük ödül kazanmış olan bir gösteriden bahsediyorlar. Şimdi mesela neyi tartışıyoruz? İşte sosyal medya, televizyonu öldürdü falan diyoruz. Fakat mesela tiyatro buralarda falan ekranlara direniyor. Ekranın dışında bir şey vaat ediyor çünkü. Gerçek insanın. Acaba ne kadar karşılığı vardır İngiliz çok insanda? Çok karşılığı var. Öyle mi? Çok karşılığı var. 10 yıllarca oynayan oyunlar var. Her yeni kuşak o oyunu bir daha görmek istiyor. Aynı oyunda oynaya oynaya emekli olmuş insanlar var. Şeyin kıymeti artacak yani. Artıyor, artacak da. Hani her şey birbirine benzemeye başlayınca ve kolay üretilebilir hale gelince böyle insanların ürettiği benzersiz, unik, yegane sanat hadiselerinin değeri artacak. Çünkü onu sen mesela Sefilleri burada işte saat 8'de izledin. Yani televizyonda izlediğinle Sefiller hakkında işte bir yani dizi bir filmde izlediğinden çok farklı. Çünkü karşındaki insan işte mesela şu herhalde oradan bir sahne. Bu insanlar bunu o gün orada seninle aynı zamanda aynı mekanda senin için senin duyularınla katılabildiğin. Çünkü burada kokuyu duyuyorsun. Burada sesi canlı insan sesi olarak duyuyorsun. Dokunabileceğin yakınlık bir yer. Bütün duyularınla katılabildiğin bir etkinliğin içine giriyorsun. Bu benzersiz bir şey. Benzersiz bir deneyim. Yani bu bunun değeri azalmıyor aslında. Bunun değeri ileride de öyle artacak. Değeri artacak derken özür dilerim. Mesela alıcısı artacak da buna dahil mi? İşte bunun eğitimini verirsen hani mesela niye işte canlı bir müzik dinlemek istiyoruz? Bir piyano resitalini yerinde o esnada çalarken aslında bu bütün bilgisayar cep telefonlarında aynı parçayı dinleme imkanın var ama orada eş zamanlı çalanla senin aynı mekanda buluşabileceğin ve duyularınla katılabileceğin. Biliyorsun ki o salonun dışında o anda orada olanların sahip olamayacağı bir ayrıcalığa tanık oluyorsun. Bunun değeri artar. Ama bu ayrıcalığı paylaşmak için de hemen açıyorsun sosyal medyadan kendin kaybediyorsun. Ya orada işte bunu bir dolayıma sokuyorsun ama bu dolayım başkalarına senin orada olduğunun sinyalini veriyorsun aslında. Yoksa başkaları senin onu orada olduğunu deneyimleyemiyor. Aynı tecrübeyi paylaşamıyorsun. Senin orada olduğunu, o tecrübeyi senin paylaştığını sinyalini veriyorsun sadece. Evet. Yoksa insanlar aynı deneyimi alamıyorlar. Yani hatta o sinyali vereceğim derken sen de o deneyimden mahrum kalıyorsun. Hem oradasın hem değilsin. Asıl hikayede yani. O. Evet. Başkasını oraya getiremiyorsun da kendin de oradan gidiyorsun. Değilsin aynı şekilde. Bazı bölgelerde benim şey dikkatimi çekti. Bölgedeki en yüksek bina her zaman bu Çan Kulesi oluyor. Bazı bölgelerde buna bir sınır getirmişler gibi. Hani bizim eski kadim kasabalarda, şehirlerde binarelerin bütün şeyi bozan, oradan fırlayan, göğe doğru işaretler koyan binalar, yapılar olması gibi. Burada da böyle kiliseler, çan kuleleri binaların ortasından fırlıyorlar. Özel bir dikkat sarf edilmiş gibi bazı yerlerde. Eyvallah. Ama sen abi öyle söylerken, bizim minareler diye tarif ederken düşünüyorum neresi geldi? Gözümün önüne Prizren, Priştine geldi mesela, Kosova. Anadolu'da bir yer gelmedi, enteresan. Anadolu'da çok az yer var böyle, evet. Baktığın vakit minareyi gördüğün, şehrin merkezini görebildiğin, evet. Dolayısıyla değil, evet. Mi? Çarşıyı görebildiğin. Şehrin içinde camilerin işaretlendiği aslında çok az yer var. Minareyi görmekle öyle bir ortamda şehri görmüş oluyorsun. Hayatın döndüğü yeri görmüş oluyorsun, evet. Minareyi görünce. Evet. Şimdi ara ki bulasın. Rahmetli Fethi Gemuhluoğlu abi denmiş ki hasbunallahu ve nimel vekil, nimel mevla ve nimel nasir dediği anda Müslümana gurbet yoktur. Ayağını bastığı yer böyle dediği an Cenab-ı Hakk'ın arzında onun yurdu gibidir. Fakat yurt dışına çıktığımızda şu an bulunduğumuz gibi bir mekana geldiğimizde biz kendimizi biraz daha Türkiye'de hissediyoruz. Biraz daha Türkiye'ye, biraz daha kalbimize yakın hissediyoruz. Londra'da Yunus Emre Enstitüsü'nün hemen önünde Londra Müdürümüz Mehmet Karakuş Bey ile beraberiz. Abi, merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, eyvallah. Sefalar getirdiniz. Safanıza geldik efendim. Teşekkür ederiz. Biz de memnun olduk efendim. Siz belki sürekli hani gelip gittiğiniz için bilmiyorum bu hissiyat oluyor mu da biz geldik ve bu logoyu gördük.
insanları gördük. Mesela Türkiye'nin kapısından içeri gireceğiz az sonra. Aynen öyle oluyor. Burası zaten biz de diyoruz ki sizin eviniz. Yani sadece burada yaşayan Türkler için değil, herkes için. Biz tanıtırken de özellikle misafirperverliğimizi de vurgulayarak tanıttığımız için burası bir kurumdan öte bir ev, Türk evi, öyle görmek lazım. Biz öyle sunmaya çalışıyoruz. Gelenleri o şekilde ağırlamaya gayret ediyoruz. İnşallah Mevla da bu gayretimizi mükafatlandırsın diye dua ediyoruz. Amin. Bir de enstitüye adını veren Hazret de zaten daveti öyle bir davet. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Yunus'un daveti de öyle. Tabii yani 72 milleti bir görmek gerekiyor. Yunus'un deyişiyle onlar da elin yüzün yumaz değil. Değil mi? Eyvallah. Geçelim mi? Buyurun. Buyurun. Buyurunuz. Ahmet Hocam buyurun. Evet, burası bizim küçük salonumuz. Sergiler burada yapılıyor genellikle. Ufak toplantılar yine burada yapılıyor. Hem çayımız, kahvemiz, gelenlere ikram ettiğimiz bir alan. Yukarıda kütüphanemiz var. Daha konforlu bir alan ama. Eyvallah. Zeyd, bak ne buldum sana. Ne yazıyor abi Musaf Şerif'te? Kazım Bey. 40 Bosna-Hersegovacki mushafa. 40 Bosna-Hersek mushafs. Yani Boşnakça musaflar. Evet. Sen gel, Zeyd gelecek mi hocam bunu koydular böyle? Zeyd için özellikle koydum. Geçen iki hafta önce Kazım Hoca buradaydı. Bir seminer verdi musaflar üzerine. Dolayısıyla onu da burada misafir ettik. Eyvallah. Bak ben geliyorum diye de Osmanlı kitabı koymuş. Tabii. Zeyd. Eyvallah. Bu da yine burada Oxford menşeli bir hanımefendi. Uzun yıllar Şam'da yaşamış Diana Dark. Osmanlı Eyvallah. Kültür mirasını anlatıyor. Hocam çok o zaman biz Ahmet yaptık. Murat hocamı da çağıralım. Ahmet abi burada kitapları gördükçe bir misafir aklımıza geliyor, onu çağırıyor. Bosna'nın musafları vardı. Zeyd geldi abi. Osmanlı kültürel mirasını gördüm. Dedim ki bir de Ahmet Murat hocam gelsin. Bu seyahatte Ahmet Murat Özel ağabeyim de bizimle beraber. Ne güzel. Hoş geldiniz. Ben takdim edeyim hemen. İşte kitap sahibini buluyor yani. Değil mi? Biz de onu size takdim etmiş olalım. Sizin olsun. Bir hediyemiz olsun. Eyvallah. Geçelim hocam, buyurun. Geçelim. Buyurun. Merhaba efendim. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Kübra Hanım bizim eğitim koordinatörümüz. Eyvallah. Maria da bizim öğrencilerimizden. Eyvallah. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz de Türk müsünüz? Aslında Bulgaristanlıyım. Türk değilim. Ama çok böyle İstanbul Türkçesi konuşuyorsunuz ben. Çok sağ olun. Baba ne kadar güzel. Ben şu kadar İngilizce konuşsam tamam yani. Şahane. Memnun olduk. Eyvallah. Hoş buyurun, bulduk. Buyurun. Burası 2010 yılında faaliyete geçmiş bir merkez. Evet. Yaklaşık 12 yıldır faaliyetlerini sürdürüyor. Çok çeşitli alanlar. Tabii malumunuz zaten Türkçe bizim ana çalışma alanımız. Ama onun dışında özellikle geleneksel sanatlarımızı Londra'da yaşatmaya çalışıyoruz. Burası ofisimiz, arkadaşların çalışma alanı. Mutfak öyle diyelim sizin tabirinizle. Evet. Kütüphanemiz yaklaşık 12 bin civarında eser var. Bunların hepsi katalogda. İnternetten katalog taraması yapabiliyor vatandaşlarımız. Herkes. Ödünç veriyoruz. Yani fena sayılmaz. Londra'ya göre 12 bin kitap. Hocam, kitap. Özellikle Türk edebiyatı. Ahmet abiyi çağıracağım da korkuyorum kütüphaneye hediye edeceksiniz diye. Dolayısıyla her sahada. Evet, Nuri abiye böyle şey olsun diye onu hep hatırlayalım. Yani gelmiş dedim. Miydi yoksa? Nuri Bey gelemedi, gelecekti. Onun biliyorsunuz dostluk kitabının İngilizcesini, lansmanını yapmıştık Eyvallah. Burada. Kendisi tabii o zaman biraz rahatsızdı. Bekledik ama kısmet olmadı. Yani gelemedi. Dostluğun çevresinden. Evet. Ondan da verebiliriz bir tanesi. Ya, ondan ben de isterim. Türkçesi de var, İngilizcesi de var. Ben İngilizcesini de Lütfen. Size takdim edeyim inşallah. İşte abi, Nuri Pakdil, Yunus Emre Enstitü. Bak, yanında adının kiminle anıldığı önemli işte. Evet. Bir gün biz gidince de belki yazarlar işte Ahmet Murat'ı seviyordu falan diye böyle. Sizin de kitaplarınızdan var. Geçen gelen paketler içerisinde Eyvallah. Onlardan da çıktı. Eyvallah. Tesir olsun inşallah. İnşallah. Öyle tesir versin. Burada tabii biz Türk sineması üzerine de çalışmalar yaptığımız için daha önce film festivalleri düzenleyen bir hanımefendi arşivindeki 35 milimetrelik filmleri de bize hediye etti. Kendisi bıraktı o işleri. Yine bir DVD arşiv var, onlar da bize getirecek. 8-10 tane film var burada. Eski, yani eski derken 35 milimetre olanlar. Bu enteresan bir şey bu yani. Evet. Pek her yerde bulunan bir şeyler değil. Bulunmaz.
Londra'da 35 milimetre film bulmak biraz şey tabii, kolay bir iş değil. Udlarımız var burada, gördüğünüz gibi çalışıyorlar, gelip bazen öğrencilerimiz burada da çalışabiliyor. Daha çok talep hangi ders oluyor Mehmet Hocam burada? Yani Türkçe'de bizim şu anda 110 civarında öğrencimiz var. Yani bu öğrencilerin %90'ı farklı milletlerden. Yani içlerinde Türk kökenli olanlar da var. Yani burada doğmuş büyümüş ama Türkçe ile irtibatları pek olmamış olanlar daha az sayıda. Daha çok yabancı farklı milletlerden, yani İngiliz, burada yaşayan farklı toplumlardan insanlar 110 civarında. Yetişkinler zaten Yunus Emre Enstitüsü, bizim Londra'daki hedef kitlemiz yetişkinler. Çünkü gençler için zaten Milli Eğitim Bakanlığı'nın buradaki eğitim müşavirliği yaklaşık 35 civarında öğretmenine hizmet veriyor. Biz o bakımdan biraz daha böyle yetişkinlere yönelik. Peki şöyle bir istatistik bilgi var mı abi? Mesela bir İngiliz niçin Türkçe öğrenmek ister? Var tabii, istatistik bilgi var. Çünkü biz profilimize baktığımız zaman şunları görüyoruz. Bir, akademik çalışma yapanlar. Çünkü Londra'da Türkiye üzerine çalışma yapan çok insan var. Farklı milletlerden. Daha çok tarih mi bu Osmanlı araştırmaları? Sadece tarih değil. Günümüz, yani modern Türkiye çalışanlar var. Siyaset bilimi çalışanlar var. Uluslararası ilişkiler çalışanlar var. Bunlar ayrıca Osmanlıca'ya da gelenler var bunlar içerisinden. Cambridge'de biz dersleri yürütüyoruz üniversitede. Cambridge Üniversitesi'nde Yunus Emre Enstitüsü olarak 2018 yılından itibaren. Orada da bu sene Osmanlıca talebe oldu. Özellikle tarih bölümünden. Geçen hafta orada da Osmanlıca kurslarını da başlattık. Güzel. Hem Türkçe hem Osmanlıca, ikisini de yürütüyoruz Cambridge'de. Ticaretle uğraşanlar, Türkiye'de iş yapanlar, onlar ayrı bir grup. Politikacılar, siyasetçiler, diplomatlar, onlardan var. Onun dışında bürokraside ders veriyoruz şu anda, kamu bürokrasisine. 48 tane, bu bizim 110'dan farklı olarak 48 öğrencimiz var orada. İngiltere'nin farklı kamu kurumlarında çalışan. Türkiye ve Türkçe'ye ilgi duyanlar. Diğer yerlerle kıyaslıyorum hocam. Bayağı aktifsiniz siz burada. Tabii. Yani olmaya çalışıyoruz tabii derken haksızlık olmasın diğer arkadaşlarımıza. Burası bir işte Büyük Britanya, İmparatorluk Bakiyesi, Türkiye, Yunus olsun. Evet. O öyle. Aslında işte kadrini o biliyor. Ve onun himmetiyle diyelim. Eyvallah. Evet. Tabii bu arada diğer kurslarımıza da ilgi oldukça yoğun. Yunus Emre Enstitüsü ve Aziz Bey Camii olarak düzenlemiş olduğumuz Serdar Bey'in Yunus'un izinde programına hoş geldiniz hepiniz. Sanatçımız Bosna'dan Zeyd ve Ermin buradalar, sizler için geldiler. Serdar Bey, Yunus'un gönlünden dökülenleri dilinden bizlere bu akşam meşk edecekler. İnşallah gönüllerimiz mest olacak. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiler, sefalar getirdiler. Ben fazla uzatmadan onları sahneye davet etmek istiyorum. Hadi ya Allah. Kıymetli Hazirun, değerli misafirler, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, aziz genç kardeşlerim, sevgili çocuklar. Londra'mızın, Yunus'un derdine gönül veren şiir gönüllü aziz insanları. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu bizim resmi selamlama, bir de May Mecra seyircisinin alışık olduğu bir selam var. Ben onu vermeyince bana kızıyorlar. Bir de öyle selamlayayım sizi. Selamun aleyküm erenler ve dahi erenlere gönül verenler. Hatta ve hatta erenlere gönül verenleri sevenler. Hiç olmazsa onlara laf ettirmeyenler. Selam budur aslında. Kıymetli hocam Mehmet Bey çok güzel söyledi. Ben kenardan hem mahcubiyetle hem iftiharla dinledim. Serdar Bey'in Yunus'un izinde programına hoş geldiniz dedi. Dedim ki ya Rabbi sana hamdü senalar olsun. Niye? Serdar'ın adı Yunus'un adının yanına yazılıyor bir vesileyle. Bundan büyük saadet olur mu? İsminizin kimin isminin yanına yazıldığı çok önemlidir. Siz zikredildiğiniz vakit kimin hatırlandığı çok mühimdir. Kimden bahsedildiğinde sizin de akla geldiğiniz çok mühimdir. Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Hatırlayacağız malumunuz. Buyurmuşlar ki, el mer'u me'mene habbe. Kişi
sevdiğiyle beraberdir. Onun için en sonda söyleyeceğim, en başta söyleyeyim. Allah sevdiklerini bize sevdirsin. Bizi de sevdiklerine sevdirsin. Mevzu budur. Bazen böyle delikanlı dostlarla karşılaşıyorum. Allah-u Teala'nın huzuruna çıkınca ne getirdin diye soracak, ne diyeceksin? İşte, abi namaz kılıyoruz diyor. Ama hani Allah'ın huzuruna çıkınca ben namaz kıldım ya Rabbi diyebilmek böyle bayağı bir yürek isteyen bir şey. Çünkü Allah eksiğiyle noksanıyla kabul etsin. Bakın bir caminin altında muhabbet ediyoruz sizinle de bizim namazlar kırık dökük. Öyle. Ben Galatasaraylıyım. Mesela tekbir alıyorum. Subhaneke'den Fatiha'ya geçene kadar Galatasaray 11'ini iki defa kuruyorum böyle alternatifli. Zamm-ı Sure'ye geçene kadar ertesi günün işlerini hallediyoruz. İkinci rekattan kalkarken hanıma bir şey söyleyip geri geliyorum. Üçüncü rekat, şimdi biz kaçıncı rekattaydık diyoruz. Hani benimki böyle de, yani gülmeyin, ya Fenerbahçeli olsaydım mesela. Ve o zaman dört rekat biter, daha başka bir mevzuya geçemezsin. 9 senedir Fenerbahçe. Şimdi herkesin bir derdi var. Namazlar kırık dökük. Şimdi şöyle düşünelim. Hazreti Ali Efendimiz, İmam Ali Kerramallahu Veçe. Biz böyle deyip geçiyoruz da üslup sahipleri böyle demiyorlar. Geçen Muzaffer Efendi Hazretleri'nin bir sohbetine denk geldim. Sahaflar Şeyhi, Muzaffer Ozak Efendi'nin, Allah rahmet etsin, derecatını âli eylesin. Hazreti Ali Efendimiz'den bahsederken diyor ki, Sâkî-i Kevser, Fatih-i Hayber, Zevci Fatıma-tü Zehri, Varis-i Ulûm-un Nebi, İmam-ı Ali Kerramallahu Veçe. Üslup. Öyle tarif ediyor. Hazreti Ali Efendimiz'in bir namaz kılışı var. Mesela gazada ayağına ok saplanmış, çıkartacaklar. Doktor yok, narkoz, hemşire, ameliyathane öyle bir zaman değil. Ama o okun da çıkması lazım. Nasıl çıkartacaklar? Buyurmuş ki ben 2 rekat namaz kılayım da secdedeyken oku çekiver. Namazı kılıyor, selam veriyor. Arkadaşlarına dönüp diyor ki size ne oluyor ki oku çıkarmadınız? Çıkarttık ya imam diyorlar. Ayağındaki oku çekmişler, haberi yok. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz böyle namaz kılıyor. Biz siz öyle kılmazsınız da işte bizimki öyle. Allah'ın huzuruna çıktın, nasıl diyeceksin ki ya Rabbi namaz kıldım? Ya oradan Hazreti Ali geçiyor olursa o sıra? İnsan der ki yer yarılsaydı da yerin dibine girseydi. Zekat verdim diyeceksin, belki oradan Hazreti Ebubekir Efendimiz geçecek, o da denmez. Ama bir şey de demek lazım orada. Denecek tek şey şu, inşallah Cenab-ı Hak dilimiz dönsün de diye verelim. Ya Rabbi senin sevdiklerini sevmeye gayret ettik. Sevdiklerin bizi sevsin diye uğraştık. Habibin de demiş ki kişi sevdiğiyle beraberdir. Ha bu güzellerin hatırına bizi de geçe tabi tutuver. Denecek olan bu. Bilmem diyebilir miyiz? İşte bu akşam bunun için buradayız. Yunus'un izinde Londra'dayız. Ve Yunus'un çağrısı işte bu. Bundan başka bir şey değil aslında. Allah'ın sevdiklerini nasıl daha fazla severiz? Kendimizi nasıl onlara sevdiririz? Ne yapar da bir gönüle gireriz? Çünkü bir gönül mühim Yunus'un çağrısında. Yunus der ki ey hoca istersen var 1000 hacca hepsinden iyice bir gönüle girmektir diyor. Bir gönüle girmek mühim. Şair öyle demiş. Kâbe bünyâd-ı halîl-i âzerest. Dil nazargâh-ı celîl-i ekberest. Kâbe Azer'in oğlu Halil'in yaptığı bir binadır. Ama gönül celil olan Allah'ın nazargâhıdır. Mevla inşallah bir gönlüne girenlerden eylesin bizi. Gönlünü fark edenlerden eylesin. Bu da çok önemli. Hani bir gönlüne girmek için gönlün ne olduğunu anlamak lazım. Onun için de kendindeki gönlü fark etmek lazım. Şuradaki sızıyı, Sezai Karakoç, Allah rahmet eylesin. Ben çiçek gibi taşımıyorum göğsümde aşkı, ben aşkı göğsümde kurşun gibi taşıyorum diyordu. O sevgiyi, o muhabbeti kalpte kurşun gibi taşıyanlardan olmak. Mevzu bu. Bu salonda Yunus Emre'yi sevmeyen yoktur. Mesela sorsak, desek ki Yunus Emre'yi sevmeyen var mı? El kalkmaz. Hani biri el kaldırsa onu da döveriz. Bir şey olmaz. Ama mesela tanıyan var mı diye sorsam, öyle zannediyorum bütün salon
Yunus Emre'yi tanıyordur. Öyle değil mi? Peki tanımak ne demek diye bir tarif yapsam, sonra bir daha tanıyan var mı diye sorsam. Biz şiirlerini okuruz, ilahileri söyleriz. Yunus enteresandır. Okuma yazması olmayan nenelerimizin, dedelerimizin bile dilinde Yunus'tan bir dörtlük, bir beyit, bir mısra, bir şey vardır. Söze tesir veren Allah'tır dedik ya, sözün de canı vardır. Safer Efendi Hazretleri öyle dermiş, Allah rahmet eylesin. Sözün de canı vardır. Allah 8 asır evvel konuşan Yunus'un sözüne bir can vermiş. Bakın düşün, vefatından 8 asır sonra Yunus sizinle bizi burada buluşturuyor. Ve kendisinden bahsettiriyor. Demek ki tasarruf devam ediyor. Şimdi benim az önce kurduğum cümle şu an itibariyle eski bir cümledir. Eskimiştir, demin kurdum o cümleyi. Ama Yunus diye biri var, 8 asır önce diyor ki, her dem yeni doğarız, bizden kim usanası? Söz hala taze. Şimdi fırından yeni çıktı. Taze. Niye? Yunuslar dudaklarıyla konuşmuyorlar, kalpleriyle konuşuyorlar. Yunuslardan konuşan Allah, Yunusların konuştuğu Allah, Yunuslarla konuşan Allah. Ve insan kendini aradan kaldırınca sözüne can veriyor Allah. Ve işte 8 asır sonra Londra'da sizinle bizi buluşturuyor mesela Yunus'un sözü. Böyle bir Yunus Emre. Yunus Emre ile beraber Türkçe din dili haline gelmiş. Yunus söylüyor bunu. Bir arkadaş şöyle tarif etmişti de pek hoşuma gitmişti. Sanki diyor Türkçe kalkmış gelmiş Yunus Emre'nin önünde diz çökmüş, kelime-i şehadet getirmiş ve Müslüman olmuş. Yunus Emre böyle bir zat. Diyor ki bizim Yunus, benim bunda kararım yok. Ben bunda gitmeye geldim. Vezirganım, metaım çok, alana satmaya geldim. Ben gelmedim davi için, benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Dost esri deliliğim, aşıklar bilir neliyim. Değişirü ben ikiliğim, birliğe yetmeye geldim. Ol hacemdür ben kuluyam, dost bahçesi bülbülüye. Ol hacemin bahçesinde şad olup ötmeye geldim. Bunda bilişmeyen canlar, anda bilişemez anlar. Bunda bilişip dost ile halim arz etmeye geldim. Yunus Emre aşık olmuş, maşuka derdinden ölmüş. Gerçek erin kapısında halim arz etmeye geldi. Yar yüreğim yar, gör ki neler var. Canım gör ki neler var. Yar yüreğim yar, gör ki neler var. Canım gör ki neler var. Bu halk içinde efendim bize gülen var, bize gülen var. Allah bu halk içinde efendim bize gülen var, bize gülen var. Allah koy gülen gülsün, hak bizi bilsin. Canım hak bizi bilsin. Koy gülen gülsün, hak bizi bilsin. Canım hak bizi bilsin. Gafiller bilsin efendim, hakkı seven var, hakkı seven var. Allah gafiller bilsin efendim, hakkı seven var, hakkı seven var. Allah.
Menzili çoktur canım, menzili çoktur. Bu yol uzundur, menzili çoktur canım, menzili çoktur. Gerçeği yoktur efendim, derin sular var, derin sular var. Allah gerçeği yoktur efendim, derin sular var, derin sular var. Allah, Allah. Merhabalar, ben Hadra Kübra Erkınay Tamtamış, Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde Türkçe Eğitim Koordinatörü olarak Eylül 2020'den beri görev yapmaktayım. Burada çeşitli Türkçe kurslarımız mevcut. A1-1 seviyesinden C2-2 seviyesine kadar çeşitli düzeylerde Türkçe öğretiyoruz. Yaklaşık 10 tane Türkçe okutmanımız var. Sadece Türkçe dersleri değil, bunun yanı sıra öğrencilere çeşitli Türkçe kulüplerinde hizmetler sunmaktayız. Her dönem sonunda öğrencilere Türk kültürünü yakından tanıyabilecekleri Türk Kültür Geceleri düzenlemekteyiz. Çok güzel bir enstitü, çok güzel faaliyetler sergiliyoruz. Hepinize teşekkür ederiz. Selamlar, benim adım Maria Guspudinova. 23 yaşındayım. Londra'da Yunus Emre Enstitüsü'nde öğrenciyim. 2 yıldır Türkçe dili öğreniyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. Benim adım Chunxi Suadım Zhao. 21 yaşındayım. 2 yıldır Yunus Emre Enstitüsü'nde Türkçe öğreniyorum. Burada çok seviyorum. Türkçe öğrenim sebebi, yani Türkiye'yi çok seviyorum. Türk kültürüyle çok ilgileniyorum. Türkçenin tarihi çok seviyorum. Bu sebeple buraya gelip Türkçe öğreniyorum. Siz de gelin. Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla hazırlanan Yunus'un izinde sona erdi.